Herkese merhabalar, gününüz aydın olsun inşallah. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bugün ne yapıyorum? Bugün çok güzel bir perde pilavı yapacağım. Tabii ki perde pilavının tarifini de sizlerle de paylaşacağım. Perde pilavının ilk aşaması olacak şekilde iki tavuk butumun kalçalı bir şekilde iki tavuk butumu yıkadım. Bir kaşık tuzla bunu güzel bir haşlayacağım. Bu haşlasın ön hazırlık diyelim. Burada da tam bir su bardağı bademim var. Çiğ badem bu. Çiğ badem olması gerekiyor. Bunu da haşladım. Biraz sonra soyacağım. Pilavımı hazırladım. Ön hazırlığım tamam. Aşama aşama gideceğim için ilk başta bak. Tavuğum haşlansın. Onu didikleyeyim. Malzemelerimi hazırlayayım. Tekrar yapım aşamasında görüşürüz inşallah. Perde pilavı yapacağım. Güzel bir şekilde bakın elimde iki tane tavuk butu vardı. Bunları güzel bir şekilde haşladım. İki tavuk butu kullanacağım. Burada soyulmuş bademim var. Bir çok su bardağı badem sıcak suya koyuyorsunuz. 1 saat bekledikten sonra düzgün bir şekilde soyuluyor. Bunu biraz pilavın içine, biraz da tenceremin dibini, yani kabımın dibini süsleyerek kullanacağım. Bir paket burada fıstığım var. Bu da pilavlık. Küçük böyle bir kasede kuş üzümü var. Burada yaklaşık yarım kilo pirincim var. Onu da yıkanacak. Bir debette maydanoz var. Yarısını kullanacağım. İlk başta tavuğumu şu şekilde güzel bir şekilde didikleyerek yemeğimize başlayalım. Çok güzel haşlandığı için hiç zorlamadan tavuğumuz didikleniyor. Ben butunu kullanıyorum. Tüm butu kullanıyorum. Sizin arzunuza göre istediğiniz kısmı siz kullanabilirsiniz tavuğunun. Şöyle ince ince didikleyelim tavuğumuzu. Biz 8 kişiyiz. 8 kişiye göre yapıyorum. Eğer siz daha kalabalıksanız veya daha azsanız bunun miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Perde pilavı için yarım çay bardağı sıvı yağ, bir kaşık da tereyağı tavamızın altına alıyoruz. Yağımız önce bir erisin. Burada da ben size malzemeleri saydım. Malzemelerimizi elimizin önüne koydum. Şöyle bademin şunu süslemek için kullanacağım. İlk başta bademimizi güzel bir şekilde kızartacağım. Şöyle bademlerim kızardığı zaman da böyle bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Yarım kilo pirincim var demiştim. Bunu güzel bir şekilde yıkadım. Hafif bir tuzu da beklettim. Beklediniz isterseniz bir 15-20 dakika. Bademler tamam.
burada baharatlarım var. Bir kaşık toz biber, bir kaşık tatlı kaşığı, bir kaşık da pul biber. Sadece renk versin diye. Burada gördüğünüz gibi haşladığım butun tavuğun butun suyu var. Bunu üzerine güzel bir şekilde. Pilavın üzerine geçecek şekilde suyu eklerseniz yaklaşık 4 su bardağı tavuk suyum vardı tahmini. Bunlar pilavım pişe dursun. Tavuğum burada diklemiş, hazırlamış. Maydanozum burada hazır. Azıcık altını kısıp hamurumuzun yoğurmaya geçelim. Elimde 2 adet yumurta var. Ekledim. Yarım çay bardağı zeytinyağı var. Bir çay bardağı da yoğurt var. Bunu da ekledim. Bir kaşık kabartma tozu, yani bir paket kabartma tozu var. Ekliyorum. Burada da bir tatlı kaşığı tuz var. Ekledim. Şimdi bunu güzel bir şekilde yoğuracağım. Kulak memesi kıvamına gelecek bir hamur. Şimdi aldığı kadar un ekleyeceğim. Bakalım ne kadar un olacak. Güzel bir şekilde hamurumla yoğurdum. Unu bu kaba alıyorum. Şimdi bu kabı güzel bir şekilde tereyağla yağlayıp bademlerimi süsleyeceğim. Şimdi kendi keyfinize göre bademleri güzel bir şekilde istediğiniz deseni verin. O size kalmış bir iş. Güzel bir şekilde böyle süsleyin. Sonra hemen dolaba atın, donsun. Dolapta donduktan sonra hamurumuzu yerleştireceğiz. O zaman hiçbir şekilde bozulmuyor. Biraz şimdi bunu dolaba koyayım. Pilavım pişsin. Sonra hamuru açmaya geçeceğiz. Pilavım çok güzel pişti. Güzel bir şekilde tavuklarımı ekledim. Ben biraz iri iri didikledim. Neden? Çünkü içinde hani tavuğun belli olmasını, pilavı da lapalaştırılmasını engelliyor. En sonunda kuş üzümümüzü ekliyorum. Şimdilik karıştırmıyorum. Güzel bir şekilde maydanozumu da ekledim. Şekil bir 5 dakika daha kısık ateşte pişiyor. Piştikten sonra biz de hamurumuzu açacağız. Ondan sonra kabımıza yerleştirip fırına göndereceğiz. Hemen pilavımıza bakalım. Pilavımız çok güzel oldu. Pilavımız harika.
rengi, pişimi. Bu pilav tamam. Altını kapatıyorum. Hamuruma geçiyorum. Hemen tezgaha un. Hamurumu bırakıyorum. Çok güzel de bir hamur olmuş. Gerçekten. Şimdi geriye kalan fazla hamurları keserek alacağım. Evet. Hızlıca diğer hamurumu hemen toparlıyorum. Bunu da tekrar hemen açacağım. Ölçelim bakalım. Bir miktar daha açacağım. Şimdi çok dikkatli bir şekilde şu güzel pilavı içine alıyorum. Biraz sıcak. Evet. Gördüğünüz gibi muhteşem bir pilav. Pişimi, her şey tam kıvamında. Örtüyorum. Bu birleşimleri burada güzel bir şekilde artık birleştiriyoruz hamuru. Evet. Bunu şimdi 200 derecede ısıtılmış fansız fırına gidiyor. Altı üstü kızarana kadar düzgün bir şekilde böyle nar gibi kızaracak. Ondan sonra çıkarıp 10 dakika bekleyip servis edeceğiz. İnşallah servis esnasında görüşürüz. Evet, yemeğim mis gibi üstü kızardı. Bunun altını da kızaracak. Şöyle. Evet hanımlar, annemin yemeği hazır. Bir yandan bir giriş yaptık değil mi? Yemek hazır. Şimdi onu ters çevireceğim tabii ki. Hadi bakalım. Nasıl Bismillahirrahmanirrahim. Cezene ehline az. Oh, sıcak. Sıcak, dikkat. Evet, sanki. Of, harika. Harika. Roni yiyecek misin? Roni, bunun içinde ne var biliyor musun ama? Etli pilav. Yersin o zaman değil mi? Hmm. Ama ben içindekini hala görmedim. Hamur, ekmek zannettim. Hayır. Şimdi pilav var. Bunu ben sana güzel bir şekilde keseceğim. Tabağa koyacağım. Ronya yiyecek. Tamam mı? Tamam. Evet hanımlar, benim yemeğim bitti. Bugün perde pilavı yaptım. Gördüğünüz gibi mükemmel oldu. Bir de sizin için keseyim. Evet, bakın. Şöyle kaldırayım bunu.
için şöyle. Evet bak, pilavlarını yiyeceksin. Şu şekil. Şimdi biz bunu Ronya'mla birlikte afiyetle yiyeceğiz değil mi Ronya? Evet, bugün tarifim bitti. Hakkınızı helal edin. Göz hakkınızı lütfen. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Nasıl olmuş? Nasıl olmuş?